Tekrar selamlar. Bu videoda biraz daha sistem ve ağ uzmanlığı yönünü kullanacağımız modem üzerindeki içeriklerden biriyle birlikteyiz. İçeriğimizin ilk bölümünde kablosuz ağ cihazını ayarlıyor olacağız. Yani Wi-Fi'den bağlılar. İkinci bölümde ise LAN'dan bağlı bir PC üzerinde içeriklerimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın. Servis sağlayıcılar tarafından sunulan ZTE modemlerde Rus çifresi değiştirilebilen bir model olan H298A ile Quality of Service yani buffer bulut sorununu daha aktif bir şekilde nasıl giderebileceğimize bakacağız. Şu an bazı denemeler yaptım ve DSL Report sitesinde yani UDP olarak çalışan güvenli internet olmayan bir test ile A+ sonucunu elde ettim. Buffer buluta geldiğimde ise B skorunu alabildim. Ama yine de low latency gaming'de yani düşük gecikmeli oyunculuk için bu milisaniyeler çok yeterli sayılmaz. Bunu ağ yapabilir miyiz onu göreceğiz. Normalde bu modemi default olarak aldığımda C idi buradaki puan. Hatta arayüze girdiğimiz zaman eğer burası kapalıysa zaten D puanı veya F puanı alabiliyorsunuz. Burayı ilk önce bir açıyorsunuz. Bazen burası varsayılan olarak da açık geliyor. Eğer açık geliyorsa da buradaki puan C olabiliyor. Yani yine de tam olarak yeterli gelmiyor. Değiştireceğimiz ayarları root modunda daha rahat değiştirdiğimiz için modemi root moduna almak durumunda kalıyoruz. Bununla ilgili de zaten ufak bir Google araştırmasıyla bulabiliyorsunuz. Testimi şu an dizüstü bilgisayarda yaptığım için ben Wi-Fi ile ilgili olan ayarları değiştireceğim ve 5G'ye kapalı kullanıyorum. Çünkü zaten internet aboneliğim 5G hızından yüksek bir internet hızı sunmuyor. Bu modemlerde 5 GHz Wi-Fi SSID 5'te yer alırken 2G SSID 1'de yer alıyor. Ve burada gördüğünüz gibi sınıflama için şöyle bir varsayılan ayar tablomuz var. Şuradaki varsayılan 0 ve DSP işaretlemelerdeki değişiklikler bizi etkileyip etkilemiyor mu onu denemiştim. Otomatik işaretlemede -2'de bırakmışlar mesela. Trafik politikasında herhangi bir kural yok. Burada LAN'dan bağlı bilgisayarımı denemiştim. Yani LAN 2 seçili ama şu anda biz masaüstü PC'de değiliz. Dolayısıyla bu ayar şu an için önemsiz. Onu da videonun sonraki bölümünde göreceğiz. Şimdi burada kısıt yönetimi dediğimiz bir bölüm var. Burada tabii ki yine ayrı ayrı kablolu bağlı cihazları da yapılandırabiliyoruz. Ki burada ben megabit cinsinden bir değer belirleyip en yüksek değer olan 8'e yakın bir 7 diye trafik sınıfı belirtmiştim. Ve burada da algoritma konusunda bir seçenek var. BFQ ve BRR arasındaki farklar nedir diye sorarsanız hemen küçük bir arama yapalım. Bir tanesi pakete duyarlı, bir tanesi ise byte. Evet, BRR paket bazlıdır, BFQ ise byte bazlıdır. Bu uygulamadan uygulamaya değişir aslında. Sesli iletişim veya oyunda hangisinin daha iyi sonuç vereceğini denemeniz gerekir. Ama genel olarak paket bazlı desek biraz daha doğru olabilir bu durum. Dolayısıyla ben de burada VFQ seçerek denemiştim. VFQ byte bazlı. Genelde küçük online oyunlar küçük byte'larla iletişim kurarlar. Ama eğer gidip video izlemek veya torrent'tan bir şey indiriyorsanız paket boyutları büyür. İşte ortamda paket boyutlu önceliklendirme işe yarayabilir. Yani bir taraftan download yapıp bir taraftan oyun oynayacaksanız muhtemelen VFQ seçmeniz daha faydalı olur. Her neyse. Şimdi geldik bizim ayarların genel olarak gelip geçtiği kısma. Yani Wi-Fi'mi etkileyen duruma. Wi-Fi'mi burada seçmiştim görüyorsunuz. Otomatik işaretleme varsayılan değerli. Buraya çok dokunmak gerekmiyor ama eğer önceliği gerçekten ileri bir değer almak isterseniz şurayı
7'ye getirebiliriz. Önce böyle bir deneyelim isterseniz. Wi-Fi 7'ye aldım. Bu testi tekrar başlatacağım. Kablo fiber FFDH ile daireye kadar gelen fiber üzerinden yapıyoruz bu denemeyi. Chip-on cihazı var. Bu test esnasında tarayıcıyı kapatamıyorsunuz. Dolayısıyla bu pencereden çıkmamanız gerekiyor. Sekme değiştirmenizi de tavsiye etmem. Hatta testin başarılı olması için böyle HTTP olarak çalışması gerekiyor. Yani Secure SSL olmayacak. Böylece testi UDP protokolüyle gerçekleştiriyor. UDP daha güvenliksiz, yani hızlı iletişim kurmak için çalışan bir protokol. TCP'de ise güvenlik katmanı var, yani burada SSL'ler de devreye giriyor. Bu site gene A verdi. Ama sanki upload biraz düştü. Şurada da bir deneme yapalım. Gerçek hıza doğru iniyoruz. İlk başta boost yaptı. Şuradaki rakamlar güzel gözüküyor. Tabii bu yurt dışı değil. Yurt içi bir bağlantı. Milisaniyenin Wi-Fi'den kaybolduğunu düşünürsek 9 ile 5 milisaniyelik bir değişiklik var. Buradan istersek farklı sunucularda seçebiliyoruz. Mesela IP6 diyor. Bu testimiz Hackintosh üzerinde gerçekleşmektedir. Bu konuda ilgili bir videoda direkt açılı kartta görebileceksiniz. macOS X işletim sistemimiz mevcut. Aslında gördüğünüz gibi bu bir notebook. Iris Graphics yazmıyor. Gerçek bir Apple olsa muhtemelen Iris Graphics falan yazacaktı. Veya burada 630 da yazabilirdi. Aslında 630 bu. i5-7200U. Upload aktifteki değer 5 milisaniye üzerine çıktığı zaman oyunculuk için genelde uygun olmuyor. Ancak yaptığımız ayar sayesinde, yani önceliği arttırdığımız için B'den A'ya çıktı gördüğünüz gibi. Ve milisaniyeler 5'in üstünde olduğu için 8 değeriyle burada düşük gecikmeli oyun için uygun olmadığını söyledi. Yani modemin default ayarı olan C'den daha iyi bir değere kablosuz ağda şu an için ulaştık. Açıkçası güzel. Zaten kablosuz A ile çok rekabetçi oyun oynayan biri olmadığım için benim için bu ayar yeterli. Mesela size QoS kapalı neler olduğunu göstereceğim şimdi. QoS'yi kapattığım zaman gene burada aslında çok bir şey fark etmeyeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi yine 5 milisaniyenin üzerinde çıktı. Kablosuz cihazlar 2 milisaniye zaten Wi-Fi'den dolayı bir gecikmeye sahip. Çünkü veri sıkıştırılıp kablosuz sinyale dönüştürülerek gönderilip tekrar çözülüp açılana kadar 2 milisaniye geçiyor. Ve biz bunu 5 GHz'de değil 2 GHz'de yapıyoruz. Belki bunu Ethernet ile yapsam A+ görürdüm. Onu da zaten masaüstü PC'de de deniyor olacağız. Şu anda testimiz Opera Browser ile gerçekleşiyor. Evet, güvenliksiz bir test olarak zaten her türlü ağırlığı alıyor.
Şu göz gibi SSL'e geçtim. Bakalım SSL'de test yapabilecek miyiz? Konum sensörlerine kadar izin verdim şu anda. Ancak gördüğünüz gibi reklam engelleyiciden olabilecek bir şekilde test başlamadı. Güvenli TCP protokolü ve SSL altında. Aslında burada Buffer Bloat sitesi SSL ile bu testi gerçekleştiriyor. Yani dolayısıyla rekabetçi oyunlarında birçoğu, en azından mağazadaki uygulamalar için konuşursak Steam ve diğerleri, onlar SSL ile çalışıyor diyebilirim. Ama siz bir IP versiyon 4 yazarak girdiğiniz CS gibi oyunlarda genelde HTTP olarak, yani şifrelenmeden çalışırsınız. Yani dolayısıyla bu sitedeki testi o oyunlar için değerlendirebiliriz. Ama bu şekilde güvenli olarak bu sayfa çalışmıyor maalesef. Şimdi Buffer Bloat'u tekrar başlatalım. Evet, ne değişti diye soracak olursanız, içeride bir bilgisayar daha internette gezmeye başladı ve Wi-Fi'deki cihaz artışıyla burada şu anda B puanı almamıza rağmen bazı değerlerde pingler yükseldiği için bu şekilde gözüküyor. Aslında bunun da nedeni burada yaptığımız son değişiklik olarak söyleyebiliriz. Çünkü biz Quality of Service'i kapatmıştık. Quality of Service'i kapatınca ağ dahil olan ikinci cihazla bu cihaz arasında tamamen hangisi daha çok kullanıyorsa dolayısıyla dengeler bozuldu. O yüzden şimdi herhangi bir ek ayar değiştirmeden sadece Quality of Service etkinleştirip bu sekme burada dursun. Biz yeni bir sekmede testi tekrar edelim. Ve aradaki farkı görelim. Şimdi işler biraz daha yolunda. Yine B puan alacağız. Evet, gördüğünüz gibi sesli görüşme ve diğer uygulamalar düzeldi. Bir tek düşük gecikmeli oyunculuk ile upload'taki 50 milisaniye iyileşti. (23:57) 24+7 oldu gördüğünüz gibi. Burayı varsayılan yaparak, burayı da otomatikte bırakırsak ne olur? Bir de ona görelim. Şimdi iki sekmede aynı anda test başlattım. Bakalım ne olacak? Evet, bakın burada test durduruldu çünkü yüksek gecikme var dedi. Buradan A'yı aldı. Ya, henüz bitmedi, pardon. Orada indirme testi başlattığı için burası 88 milisaniye fırladı. Yani bu tamamen cihazınızda aynı anda birden çok iş yapıyorsanız etkiliyor. Yani oyun oynarken arkada bir şey download etmenizi tavsiye etmiyoruz bu nedenle. Ya da bunu yapacaksanız hız limitini 50 kilobayt altında tutabilirsiniz. Bir turnada istenmesi için konuşursak. Gözüküyor burada C'ye kadar indi. Şimdi böyle buraya deneyelim. Evet, testi yapamadı. Tarayıcı reklam engelleyicileri de kapatmamıza rağmen kendi sitesi hayalet kod çalışıyor diyor. Yani ben herhangi bir plugin bile kullanmama rağmen site kendi içindeki reklamlardan olsa gerek Alien Script çalışıyor diyor.
Bu çok daha fazla buffer bulut görmemize yol açtı gördüğünüz gibi. Ve C puan aldı. Burada bile C aldıysak bu testte neler almayız? Yani buradan da anlıyoruz ki buradaki otomatik işaretleme veya varsayılan trafik kesinlikle etkiliyor. 1 en düşük, 8 en yüksek ama en yükseği alamadığımız için ve Wi-Fi cihazları olduğu için burası. Burayı biz 5 yapıp masa üstünde 7 yapacağız.27 milisaniye register güzel bir değer. Muhtemelen yine C puan alacağız. A aldık. Güzel. Jitter'ın düşüşü bizi A puanına yükseltmeyi başardı. Oyun oynamasak bile gayet yeterli bir internet deneyimi sunuyor olacak bize bu. Online dersler veya konferanslar sorunsuz bir şekilde video konferanslar yapılabilecektir. Evet, Wi-Fi konusunda bu ayarlar bizi istediğimiz sonuca götürdü. Şimdi daha gelişmiş bir şekilde masaüstü PC'de neler yapabiliriz ona bakıyor olacağız. Videonun ikinci bölümünde görüşürüz. Gelecek bölümde masaüstü bilgisayarla ilgili ayarlara bakıyor olacağız. Yük altında başka bir cihazda internet kullanıyorken download yaptığımızda daha az etkileniyor olacağız. Ve buffer bloktan A+ almaya çalışacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Gelecek bir çözüm stüdyosu videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizi takip edin ve gelişmelerden haberdar olun.